Ege bölgesinin doğusunda yer alan Denizli, doğal güzelliklerin tarihin izleriyle buluştuğu, renkli bir yaşam kültürüyle harman olduğu bir il. Tarihi M.Ö. 2. yüzyılın ortalarına dek uzanan şehir, antik kentlerinde duyuruyor geçmişin sesini, izlerini. Yaylaları, şelaleleri, gölleri, nehirleri ve diğer doğal güzellikleriyle de kendisine bakan her gözde yaşam sevinci oluyor. Doğanın Pamukkale'ye armağanı olan en mucize beyazla, yani travertenlerle süslenen Denizli'yi, renkleriyle, ötüşleriyle ve görünüşleriyle yörenin simgesi olan Denizli horozları anlatıyor Anadolu'ya, uzaklara. Uzak olan bu ilin Denizli diye anılmasına gölleri, nehirleri yetmiş. Denizli her geçen gün daha da zenginleşmiş kültürden yana, güzelliklerden yana. Çünkü burada da yaşadığı yere değer katmak, yörelerini anlamak, daha da zengin kılmak için emek veren sıcak yüzler yaşıyor. Mehmet Selçuk da bu sıcak yüzlerden, yorgunluk bilmeyen yüreklerden biri. Bugün size biraz her derse gerçi bahsediyorum ama Turhan Selçuk Usta'dan, Üstad'dan bahsedeceğim. Turhan Selçuk Üstad'ı zaten ismen biliyorsunuz. Ben yine çok kısa bugün sizlere onlar hakkında bilgi vereceğim. Şimdi Turhan Selçuk'la ilgili çok kısa bir gösterimiz olacak. Birlikte izleyelim, hem karikatürlerini izleyelim hem de ben size arada kısa bilgiler vereyim. Şimdi arkadaşlar Turhan Hoca ile ilgili slaytımızı izledik. İsterseniz biraz ben size bugün karikatür ile ilgili, tip yaratma ile ilgili bir şeyler göstereyim. Yani bir karikatür nasıl çizilir, bir tip nasıl çizilir, nasıl hareket eder? Onlar hakkında biraz bilgiler vereyim. Burnumuzu, gözlerimizi, kaşlarımızı, kulağımızı, saçlarımızı, sol kolu öne gelecek. 1998 yılında Deniz Anadolu Lisesi'nde resim öğretmenliğine başladım. Derslerimde özellikle ilk iki ay mutlaka karikatür derslerine yer vermekteyim. Günümüzün Türk karikatürcülerinden, dünya karikatürlerinden, dünya karikatürcülerinden örnekler hem de onların karikatüre ve mizah bakış açısını değiştirmek amaçlı dersler vermekteyim. Resim öğretmeni olmanın yanında öğrencilerime sanatın diğer dallarıyla ilgili bilgiler vermek, onların vizyonunu aşmak, hayata daha eleştirel gözle bakmalarını sağlamak için bu tür konularda, özellikle karikatür dalında dersler vermekteyim.
Selçuk yaşamı çizgilerle yorumlamış, renklerle yoğurmuş çoğu zaman. Eleştirilerini, gözlemlerini ise karikatürlerle dile getirmiş. Karikatürleri pek çok ödüle değer görülen Mehmet Selçuk, çeşitli mizah dergileri aracılığıyla buluşmuş mizahseverlerle. Mehmet Selçuk'un 2007 yılında çıkan Yengeç adlı karikatür kitabı da onun mizah dünyasına sunduğu hem değerli hem kalıcı bir armağan. Karikatürle ilk tanışmam ortaokul yıllarına dayanıyor. O zamanlar müzik öğretmenim Türkan Hocam Ankara'dan bana karikatür kitapları getirirdi. Karikatür albümleri getirirdi. Zaten bir gırgır dergisi okuyucusuydum o zamanlar. Tabii onun getirdiği kitaplarla karikatür olan hayranlığım ve çizgi sürecim daha da derinleşti ve daha da hızlılaştı. Böylelikle Gırgır'da ilk karikatürüm 1982 yılında yayınlandı. Biz karikatürlerimizi o zaman Oğuz abiye, Oğuz Aral üstadımıza posta ile yolluyorduk. Ve karikatürümüz çıktığı zaman yatağında tüm dostlarımıza, tüm arkadaşlarıma ben o dergiyi herkese veriyordum, dağıtıyordum. O benim için çok büyük mutluluktu. İlk serüvenim böyle başladı karikatürle. Ondan sonra Gazi Üniversitesi Resim bölümünü kazandım. Burada da Sait Munzur abiyle tanıştım, üstad karikatürcü abimle tanıştım ve süreç Ankaralı karikatürcülerle devam etti. Karikatürün kişiyi kendini tanımasında, öz eleştiri yapmasında ve dünyaya eleştirel bakması anlamında çok önemsiyorum. Zaten kendim de ayrıyeten atölyemde dersler de veriyorum değişik öğrencilerime. Karikatür tipi üzerinde işte insanların mimikleriyle ilgili bir şeyler çizelim olmazsa, tamam mı? Tamam. İşte bir tip nasıl güler, nasıl ağlar, nasıl sırıtır, heyecanlı anında nasıl evet, ya da ağlarken nasıl ifadeler gösterir, onları görelim isterseniz, oldu mu? Tamam. Ondan sonra da el kol çizimlerine geçeriz. Ben size biraz yüz ifadeleri gibi şeyler yapayım. Ondan sonra siz de başlayın. Olur mu arkadaşlar? Diyelim şöyle gülen bir yüz çizelim. Yuvarlaklarımız malum. Önce yuvarlakla başlıyoruz. Sonra burnumuzu çiziyoruz. Gözümüz. Kızgın bir... Olabilir. Nasıl ifade çalışıyoruz? Karikatür nasıl ki yaşamsa, yaşamın ta kendisi ise, fotoğraf da yaşamın bir parçası Mehmet Selçuk'a göre. Denizli Fotoğraf Sanatı Derneği üyesi olan Mehmet Selçuk, çektiği fotoğraflarla karelere bölüyor yaşam denilen bütünü. Fotoğraf, kimi zaman var olanı, hep orada olanı ölümsüzleştiriyor, kimi zamansa bir daha tekrarlanamayacak olanı. Onun objektifine de bazen öğrencilerinin en doğal halleri, bazen caddelerin, sokakların nefesi, yani gündelik yaşamın kendine özgü sesi, bazen de doğanın güzellikleri takılıyor. Bu fotoğraflarını dernekte yaptığı sunumlarla, fotoğrafa ilgi duyanlarla, fotoğrafçılarla paylaşıyor Mehmet Selçuk. Çünkü onu mutlu eden, onun yaşamını anlamlı kılan ve zenginleştiren asıl duygu paylaşmak. Arkadaşlar hoş geldiniz. Üyesi olduğum DevSat'ta küçük bir sunum için birlikteyiz. Umarım beğenirsiniz. Sunuma başlıyorum. Sevgili Çerkez Karadağ çok sevdiğim bir dostum. O da fotoğraf sanatçısı malum biliyorsunuz. Bir ara ziyarete gelmişti. Yıllar önce slide olarak çektiğim bir fotoğraf. Çok sevdiğim bir fotoğraftır bu. Mehmet Selçuk tıpkı karikatür ve resim sanatında olduğu gibi
temel özelliği itibariyle sanata verdiği toplumsal katkıyla önce bence konuşulması gereken bir sanatçımız. Bunun yanında ben onun gene önemli bir özelliği olarak fotoğrafı da sanki o fotoğraf değerlerini yayan, öğreten bir nitelik taşıyor diye düşünüyorum. Denizli'nin kültür ve sanat hayatı Mehmet Selçuk'un dokunuşlarıyla renkleniyor. Sanat hayatında 30. yıla ulaşan Mehmet Selçuk, resim çalışmalarını da sürdürüyor atölyesinde. Canlı renkleri, özellikle de sarıyı sıkça kullanıyor çalışmalarında. Fransa kökenli bir sanat akımı olan fovizmin göz alıcı ve doğrudan uygulanan renkleriyle donanmış eserleri ise onun canlı karakterini, yaşama esprili bakışını yansıtıyor adeta. Mehmet Selçuk, insanı, insana ait olanı resmediyor elbette. Soyut çalışmalarının merkezinde insan var, yaşam var, aşk var. Çok sayıda ilde sergiler açan bu çok yönlü sanatçı, renklerle örülü dünyasıyla Denizli'yi de tanıştırıyor yaşamın sıcak renkleriyle. Çünkü o, ilhamını Denizli'den alan, çalışma alanlarını yörenin güzellikleriyle genişleten sıcak bir yüz. Denizli'nin güzel bir otele ihtiyacı olduğunu biliyorduk kardeşimle birlikte. Otel yapma kararını verdik. Ben edebiyat öğretmeniyim. Otelin konulu bir otel olsun istedim. Bir butik otel olsun diye düşündüm. Butik oteller için de bir konu gerekli, bir özellik gerekli. Şiir aklıma geldi. Mehmet'in de şiir sevdiğini biliyorum. Birlikte oturduk, şair isimleri belirledik. Hangi şairin hangi odada olacağını, hangi köşede olacağını. İnşaat için ben 2 yıl uğraştım. Mehmet de resimler için, tablolar için 1,5 yıl uğraştı. Sonuçta 350 civarında tablo, şiirli konulu tablo oluştu. Sanırım bir o kadar 200 civarında da şair, şu anda şair yaşıyor otelin etrafında. Yörenin yaşam kültürü ve folkloru da Mehmet Selçuk'un yaşamında özel bir yere sahip. Destan Halk Dansları Gençlik ve Spor Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi olan Mehmet Selçuk, yöresel değerlerin yaşatılması ve korunmasına yönelik çalışmalar da yürütüyor. Aslen Muğla'lı olan Mehmet Selçuk'un sesini, yüreğini kattığı türkülerde, oynadığı zeybeklerde Denizli'nin, Muğla'nın yani Ege'nin dünü, bugünü ve gelecek düşleri gizli.
Mayıs'a 26 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında bir Kıbrıs Festivali var. Yeni grup festivali. 30 kişilik kadro istiyorlar. Canlı müzik eşliğinde. Lefkoşa'da olacakmış. Bizden haber bekliyorlar kadronun sınavlarını. Onlar... Merhaba, hoş geldin Mehmet abi. Nasılsın? Mehmetciğim hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Sağ olun, merhaba. Kıbrıs'ta festival var, şunu konuşacağız biz de. Daha önceki Kıbrıs festivalle bir bağlantısı yok değil mi? Yok, alakası yokmuş. Bunun da bu farklı bir yerdeymiş. Bu Mart ayında yapılacak olan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu il yarışmasının tarihiyle ilgili bir görüşme, yani çalışmasıyla ilgili bir görüşme. Çünkü lisansları çıkartacağız. Onunla ilgili bir çalışma yapmamız gerekiyor. Tamam. Hangi grubumuz var aşağıda? Küçük gruplarımız var. Destan'ın küçük grubu. Onun da tarihiyle ilgili bir toplantı yapacağız. Yalnız 8 Haziran'da tiyatroların yapacağı bir tadilattan dolayı biz de evet, salon tadilatından dolayı 31 Mayıs almamızı istediler. Hani erken bir tarihe çekeceğiz. Gazi Eğitim Fakültesi Resim Grafik Ana Sanat Dalı'nda gördüğü eğitim, Mehmet Selçuk'un başarılı grafik çalışmalarının temelini oluşturmuş. Atölyesinde grafik çalışmaları da yapıyor. Yönetim kurulu üyesi olduğu ve yüreğinde özel bir yer açtığı Destan Halk Dansları Gençlik ve Spor Kulübü'nün afişleri, davetiye ve etkinlik duyuruları da Mehmet Selçuk'un grafik tasarımlarıyla ulaşıyor ilgililere. Geçen hafta söylediğim gibi yeni öğrendiğimiz oyunları sahne düzenlemesine geçeceğiz. Ve adımlarımızı artık bu stilize ederek sahne düzenlemesinde uygulayacağız. Muş yöresinden bir oyunla bugün hareketlerimizi göstereceğiz sahnede. Muş yöresinin hemen oyununu alalım hep beraber, ondan sonra sahnede devam edeceğiz. Tamam mı çocuklar? Önde kim oynamak ister? İlk önce onu sorayım. Bilge, seni alalım öyle beraber seninle. Grubun önünde oynayarak arkadaşlar da bize katılsınlar. Olur mu? Hadi bakalım hep beraber. Çekerek geliyorsun. Adımlarımız daha çok yukarıya, bizler daha çok yukarıya. Bahçenizde güren var, bulunan süren var. İnkar etme, nerelisin ah dudu gelin nereli? Nerem oldu yar sene gönlüm dereli? Aşam aşam pencereni depmeli. Tutup tutup ah dudu gelini öpmeli. Nerelisin ah dudu gelin nereli? Mehmet Selçuk'un Denizli'nin kültür ve sanat seyrinde iz bırakan adımları görülüyor, hissediliyor. Denizli Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahnelediği Ocak adlı oyunu tüm Denizli'ye duyuran da onun hazırladığı bir afiş, belediyenin düzenlediği 19 Mayıs kutlama etkinliklerini de. Bir dönem Denizli Sanatseverler Derneği'nin başkanlığını da yürüten Mehmet Selçuk, aynı zamanda Denizli Karikatürcüler Derneği İl Temsilciliği ve Türkiye Bilardo Federasyonu Denizli İl Temsilciliğini de yürütüyor. 25'i karikatür olmak üzere 50'ye yakın ödülü hayatına sığdıran Mehmet Selçuk, yaptığı tüm çalışmaları, çok yönlü uğraşları ve sanatıyla Denizli'nin sıcak yüzü. O, Anadolu'nun sıcak yüzlerinden yalnızca biri.